Burada önce kaldığımız noktalarda yine tabii XRP değerlendirmeyi sürdüreceğiz ve genel ölçüde mevcut durumuna bir bakmaya ve haber üzerinden de tabii değerlendirmeye çalışacağız diyebilirim. Beğenip abone olalım. Onu da hatırlatmış olayım. İzleyen herkes hem beğenirse hem de abone olursa gayet iyi olur diyerek söylemiş olalım tekrardan. Bu tarz şeyler önemli çünkü. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beğenenlere de aynı zamanda tabii kanala abone olanlara da. İstiyorsanız Facebook'tan takip edebilir ve veya katıl üyesi de olabilirsiniz. Bunların da altını çizmiş olalım. Bunları da yapabilirsiniz. Bunların linki de yine açıklamalar bölümünün en alt kısmındadır. Dileyen orası üzerinden yapabilir. Bu şekilde de bir durum söz konusu. Burada XRP'den bahsediyorduk. XRP tarafında tabii fiyat beklentisinden bahsediyor. Cart curt o muhabbetler. Baskı altındaydı diyor. Doğrudur. Önümüzdeki vakitlerde çok daha özellikle Ekim ayı ile birlikte de performansında artış olması beklenecektir. Bir de üst üste çok fazla haber alma ihtimali de fazla. O vakitte o tarihlerle birlikte. Çünkü Ripple'la SEC davası artık açılma ihtimali de tamamen bitmiş olacak. Şu anda da beklenti o değil. Ama tabii ki siz tutup örnek veriyorum büyük tarafları işin içine kattığınız zaman adam orada işin garantisini oynamak ister. Yani neticede hiç kimse tutup da ya Ripple'la SEC işte SEC üst mahkemeye gidebilir. Kimse de beklemiyor da dur tam bir şey öyle olmaz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Çok büyük bir ihtimalle ilk haftasında, Ekim'in ilk haftasında 7 Ekim tarih. Tabii herhangi bir haber gelmediği müddetçe yani SEC üst mahkemeye gitmediğinde bu farklı taraflarla Ripple'ın işbirliğini genel olarak işbirliğini birlikteliğini vesaire bayağı bir artırabilir. Üst üste haberler vermesine sebep olabilir ve tabii genel durumu bayağı bir artırabilir ve dahi totalde aslında XRP coin'in fiyat performansına ciddi bir etki gösterebilir. Tabii Kasım'daki seçimler de önemli ve dolayısıyla genel ölçüde zaten şey güzel. Nasıl diyeyim? Beklenti iyi yani öyle ifade etmek gerekiyor. Bakalım neler olacak biz de göreceğiz. Kapitalizasyona göre 7. varlık olan 58 sentte %4'lük mütevazı bir kazanç. 4. sıraları da gördü yani 4. sıralarda bulunduğu da oldu XRP'nin. Yani hatta bayağı da bir zaman dilimi boyunca buralarda vakit geçirdi diyebiliriz. Hayli bir vakit buralarda varoluş gösterdi. Şu an geldiğimiz noktada da aslında zaten güçlü kripto paralardan bir tanesiyken hala daha yani dördüncülük gibi iddialı pozisyonları alabilir. XRP her zaman yani güçlü varlıklardan bir tanesidir. Hatta biliyorsunuz daha önce de söyledim zaman zaman meme coinlere de benzettiğim oldu. Bu sonradan da olsa tabii güçlü açılabilme durumundan kaynaklı olarak bu benzetmeyi birkaç kere hatta gerçekleştirmiştim diyebilirim. Durum böyle. Ne diyor? Bu sakin yüzeyin altında XRP banaları önemli aktivite. Doğrudur. Daha önce de söyledik. Hatta önceki videoda da söyledik. Doğru şu anki banla aktivitesi çok yüksek. Daha doğrusu yani alım odaklı olarak tercih ediliyor. Öyle söyleyelim. Yani çok fazla alım yapılıyor. Bu önümüzdeki etapta özellikle faiz indirimleriyle birlikte de ciddi bir nedir? İlerleme kabiliyetinde karşımıza getirmiş oluyor. Mevzu bu. Burada ne dedik? Santimetre 228 milyon dolar dedi. 380 milyon daha fazla. XRP. Bunu dün üzerine konuşmuştuk. Aslında son zamanların en büyük alımlarından bir tanesi olması lazım bu. Yanılmıyorsam. Ya hatta ben, ne bileyim belki yılın en büyük alımlarından bile olabilir diye düşünüyorum. Çok yüksek çünkü. Genel ölçüde gerçekten. Yani yüzlerce milyonluk bir alım. Tabii ki de XRP'nin piyasa değeri tabii ki bundan çok daha yüksek. Fakat bunun tek seferlik bir alım olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu açıdan da çok önemli bir durum diye söylemek lazım.
58,2 milyon dolar olan dönüm mevcuda 105 milyon XRP transferi de dahil olmak üzere 200 milyon transferler tabii ki zaman zaman fiyatlama bakımından argüman olarak kullanılıyor. Örnek veriyorum, borsalardan cüzdanlara çekimler oluyor. Böyle bir durumda tabii pozitif bir durum olarak algılanırken vaziyetle alakalı genel hani görüşte pozitif oluyor. Çünkü adam diyor ki ha işte çekim yaptı, bekletecek tarzında. Tabii tersi olduğu zaman tam tersi şekilde bu sefer de algılanıyor. Hani adam diyor ki ulan şuna bak, borsalara aktardı. Demek ki satış yapacak tarzında. Bu her zaman doğru değil. Mesela piyasada hiçbir şey, yani hiçbir veri nasıl diyeyim, böyle tamamen oldu bittiye getirilmemeli. Çünkü farklı şekilde olabiliyor. Farklı noktada gösterebiliyor. Ki aktarılan her meblağ tabii ki anında satılmıyor. Hemen o an, hemen orada bir satışa maruz kalmıyor. O yüzden bunları da bilmek gerekiyor tabii ki ve bunlar üzerinden hareket etmek gerekiyor diye de altını çizmiş olalım tekrardan. Bunlar da oldukça önemli şeyler, bunlar da oldukça önemli konular diyebiliriz. Evet. Ne dedik burada? Token taşındı ardından diyor. 10 saat sonra yaklaşık 53,66 milyon dolar değerinde varlık taşındı diyor. Eyvallah. Dediğim gibi bunlar, bu tarz hususlar gerçekleşebiliyor. Normal bir durum esasında. Balina transferleri diyor sıklıklı yükseliş göstergesi olarak, bak şimdi nasıl, tekrar söyleyeyim, nasıl olduğuna göre değişir. Bu konuyla alakalı ezber yorumda bulunmamak gerekiyor. Hani neticede nasıl olduğuna göre dediğim gibi çok fazla değişiklik gösteren, gösterebilen bir vaziyet yani buradaki. Hani her balinalar tarafından her, yani iyi kötü herhangi bir aktivite gösterildiğinde tabii ki de fiyatlar yükselme ya da düşme hareketi yapmıyor. Takdir edersiniz ki. O yüzden aksi şekilde konuştuğumuz zaman birazcık ezber gibi oluyor yani muhabbet. Böyle XRP coin'in performansı ve genel potansiyeli de fena değil. Gayet iyi bir vaziyette. Sadece genel durumu tabii ki kontrol etmek ve mevcut durumla alakalı piyasada potansiyelini anlayabilmek olarak karşımıza geliyor. İlerleyen videolarda da aynı şekilde değerlendirmeleri sürdürmeye çalışacağız. Dediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.